Merhaba 8. sınıf öğrencileri. Ben Numan Hocam. Atom serisi, Atom 8 serisi deneme 4 ile karşınızdayım. Birinci soruyu çözerek başlamak istiyorum. Birinci soru olasılık sorusu. Şu soruyu yakınlaştırayım. Aşağıda verilen bilgisayarlı ve sensörlü bir düzenekte A ve B kutuları bir kanal ile birbirine bağlıdır. Düzenek sağa sola döndürüldüğünde A ve B kutunun toplar istenildiği sistemde kutular arasında yer değiştirmektedir. 1'den 60'a kadar olan doğal sayılar özdeş toplar üzerinde A kutusuna atılıyor. Düzenek sağa döndürüldüğünde A kutusundan B kutusuna 2'nin katı olan sayılar geçiyor. 2'nin katı olan sayılara bakarsak buradan buraya 2'nin katıları geçiyor. Yani kaç tane? 30 tane. Yazalım. Düzenek tekrar sola döndürüldüğünde B kutusundakine, kutusundan A kutusuna 3'ün katı olan sayılar geçiyor. Şimdi geriye 3'ün katı. Burada zaten 2'nin katları olduğu için 3'ün katları yerine 2 ve 3'ün ortak katları 6'nın katları geçer. Peki kimler vardır bunda? Hemen hızlıca sayalım 6'nın katlarını. Hatta şuraya yazmaya çalışalım. 6, 12, 18, yani hem 2'nin hem 3'ün çift katları olduğunu dikkat edelim. 24, 30, 36, 42, 48, 54 ve 60. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Burada ne kaldı şimdi? 20 tane kaldı. Buraya 10 tanesi geçti. Tamam. Düzenek tekrar sola döndüğünde 5'in katları geçiyor. 5'in katları kimlerdir? Yazalım. 5, 10 zaten karşıda çift katı olduğu için 15, 25, 35, 45, dur bakalım yanlış bir şey olmasın. 30 da buradan geçiyor, evet 30'u unuttum, onu aklıma getiremedim. 55 ve 60 geçmişti, geriye geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Tamam, 28 oldu. Peki buna göre son durumda 6'nın katı olan bir sayının gelme olası. 6'nın katı kimler var burada? Az önce geri geçtikler için şimdi sadece 30 ve 60 var. Yani 2 bölü 28'den sadeleşirse 1 bölü 14 olan geliyor cevap Adana. Uzun bir soru. Şöyle ikinci soruya geçebiliriz artık. Bilimsel gösterimin tanımı verilmiş, yani bilgisi verilmiş. Şurası bilgi kısmı. A çarpı B'nin 24 olduğu söylenmiş ve A çarpı 10 üzeri B şeklinde yazılanın kaç farklı bilimsel gösterim yapılabileceğini sormuş. Şimdi 24'ün çarpanlarına ihtiyacım var. 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6. Başka var mı diye bakıyorum. Yok. Şimdi A 1 olursa B 24 olur. 1. 1 olabilir. 2 gelebilir. 3 gelebilir. 4 gelebilir. 6 gelebilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bir de 8 gelebilir. 6 tane. Evet, cevap Bursa. Tek rakam olduğunu, yani 0 ile 10 arasından bir gerçek sayı olduğunu unutmayalım. Üçüncü sorumuz bir uçak sorusu. Yukarıda bilgiler verilmiş. Merve ve iki arkadaşı, yani 3 kişi Erzurum'dan İstanbul'a hava yolu şirketini kullanmışlar. Dönüş uçağıyla gidiş uçuş. Dönüş uçuşu gidiş uçuşundan 10 TL daha ucuzdur. Yani gidişten daha ucuz, dönüş gittiğimiz için geri geleceğiz. Her uçuşta da 21 lira vergi alınıyor. 3 arkadaşın toplam uçuş maliyeti 816 lira. Demek ki bir arkadaşın maliyetini bulmak için 816'yı şöyle biraz yaklaştırayım. 816'yı 3'e bölüyorum. Ne yapar? 8'de 3 2 defa. Geriye 21 kalır. 7 272 TL bir kişilik maliyet. Bunun yukarıda bir hesap sistemi çıkarılmış. Toplam maliyet eşittir. Bir kişi için hesaplıyorum. O kişi başına gidiş ücreti x lira.
Dönüş ücreti bundan 10 lira ucuz. Ve her dönüş için kaç para veriliyor ona bakalım. Bir gidiş için 21 lira. Bir de geliş için 42 lira fiyat ekleniyor. Bunun sonucu 272'ye eşit. Yani 2x artı şurası 32 kalacaktır. Eşittir 272. 2x eşittir 240. X eşittir 120. Demek ki cevabımız Ceyhan olacaktır. Dördüncü soruyla devam edeyim. Ayşe mağazadan toplam 314 liralık bir kıyafet alacaktır. Kredi kartıyla ödemeyi yapacakken 100 lira ve üzeri harcamaya 2 veya 6 taksit, 200 ve üzeri yaparsa ekstra 3 taksit daha kazanıyordur. Şimdi kampanyalara bakarsak birinci kampanyada 100 üzerine 2,6, 200 üzerine artı 3. Yani ya 2 ya 6 ya 5 ya da 9 taksit olacak. Yani bunların ortak katına ihtiyacım var. Ortak katı. Ayşe borcunun en az kaç lirasını nakit öderse taksit tutarları daima doğal sayı olur. Şimdi biz bunların ortak katlarını alırsak nedir? 2, 6, şuraya hızlıca yazayım. 2, 6, 5, 9. 2'ye böldüm. 1'e 3, 5, 9. Bundan sonra 3'e böldüm. 1, 5, 3. 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. Yani 2 kere 5, 10. 3 kere 3, 9, 90. Yani 90 veya 90'ın katları. Veya 90'ın katları. Şimdi 314 civarında 90'ın katı kim vardır? 270 vardır. 314'ten 270'i çıkartır ise 44 liralık bir ödeme yaparsa her türlü taksitte sonuç tam sayı çıkacaktır ya da doğal sayı çıkacaktır. Evet. İkinci sayfaya geçtiğimizde güzel bir karekök alma sorusu. Karekök alma programına girilen bir sayının karekökü rasyonel olmadığında rasyonel olana kadar bu işlem devam ediyor. İpuçları şu. Sayı rasyonelse girilen sayı rasyonel değildir. Girilen sayıya 11 eklendiğin eksiğini al. Sayı rasyonel değildir. Girilen sayının 14 fazlasını al. Bunlardan ikisini birini ifade ediyorsa. Şimdi bakarsak sayımızı bilmiyorum x. 11 eksiğini alıp kare kökünü aldığımızda bir sayı çıkıyormuş. Veyahut da 14 ekleyip dışarıya çıkardığımızda şimdi bir alttaki a ise bir üstteki a artı 1'dir. Yani ardışığıdır. İkisinin de karesini alırsam x eksi 1 eşittir a kare. X kare şey pardon özür x artı 14 eşittir a kare artı 2a artı 1 çıkacaktır. A karenin biz x eksi 1 olduğunu biliyorduk. Bunu bir yazayım. 2 artı 1. Buradan a'yı bulabilirim. X'ler gider. Eksi 11 buraya geçerse 25 eşittir 2a artı 1. 1'i düşersem 24 eşittir 2a. Demek ki a'mız 12. Getiri burada yerine yazarsam x eksi 1 eşittir. Şey x eksi 11 pardon eşittir 144. X eşittir 155. Rakamları çarpımı nedir? 1 çarpı 5 çarpı 5'ten 25 yapacaktır. Cevap Bursa seçeneği. Bir sonraki soru. Şöyle sorular karıştı birbirine. Dairesel bir grafikte araba alım satımı ile ilgili otogarezinin alışveriş fiyatlarının dairesel ilişkisi gösterilmiştir. %40 kar edildiğine göre satıştan. Yani alış fiyatı örneğin 100 liraysa satış fiyatı 140 lira. Peki bu derece nedir? Toplam kaç paralık bir işlem dönüyor bu işlemde? 240. 240 lira 360 derece ise
100 lira kaç derecedir? Şimdi 120'ye 120'ye bölersem 2'ye 3 çıkacaktır. 2'nin 50 katı 3'ün 50 katından 150 derece diyebiliriz. Cevap Bursa'dır. 7. 7. soru. Şöyle soruları tek tek sığdırmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Öncelikle şekil verilmiş, içinden belli parçalar kesilmiş. Kalan parçanın çevre uzunluğu hangisiyle ifade edilir? Öncelikle bu tam şekil alınmış. Demek ki 4x var. Yani şu parçayla şuradan giden parça birbirine eşit. Bu parçayla da burada kalan parça birbirine eşit. Yani onun için 4x. Artı. Peki şuralar için ne söyleyebilirim? Buranın tamamı x. Arada y eksik olduğu için x eksi y. Yani şu ikisinin toplamı x eksi y. Bir x eksi y de burada var. Yani onları da ilave edersem 2x eksi 2y yapar. Yani sonuç olarak 6x eksi 2y'ye tekamül edecektir. Cevap Ceyhan. 8. soru. Telkari ile ilgili bir özellik verilmiş. Telkari ustası elinde bulunan 80 kolyesinin her gün 2 tanesini satmakta ve her gün 6 tane yeni kolye yapmaktadır. Şimdi bunun ilişkisi, doğrusal ilişkisini bir bulalım. Yani yaptığını kalanını y dersek 80 tane var. Her gün 2 tanesini satıyor. 6 tane yapıyor. Dolayısıyla y eşittir 80 artı 4x. Evet. Gün sayısı bağımsızdır. Evet. Telkar ustasının gün sayısı bağımsızdır. Bu ilişkiyi ifade eden denklem 80 artı 6x değildir. 2x'ini sattığı için 2 yanlıştır. Ustanın elindeki kalan kolye sayısı bağımlıdır. Evet. Gün geçtikçe kolye sayısı artacaktır. Doğru. 10. gün sonunda elinde 120 olur. Deneyelim. Y eşittir 80 artı 4 çarpı 10'dan 4 kere 10 40. 80 daha 120 çıkacaktır. Bu da doğru. 2 hariç hepsi doğru. Cevap Denizli. Devam edelim 2. ve 3. sayfayla. 9. soru. Birden 20'ye kadar numaralandırılmış 20 top vardır. Hale, Cemil ve Rezan rastgele 3 top çekiyor. Hale 18 numarayı çekti. Cemil de numarası 2'nin katı olan bir topu çekip cebine koyuyor. Yani alıp atmıyorlar geriye kutuya. Buna göre kutudan rastgele çeken topun çektiği topun numarasının 6'nın katı olması en az kaçtır? Şimdi Cemil'e de 6'nın katı olan bir sayı verirsek, örneğin 12'yi çektiğini düşünürsek, geriye bu yani 20 top vardı. Birini Hale çekti. Birini Cemil çekti. 18 top kaldı. Evet, paydamız 18. Böyle. Peki 6'nın katı kaç kaldı? Şimdi ne vardır hepsi? 6 vardır. 12 vardır. 18 vardır. 18'i Hale çekti, yok. 12'yi de Cemil'e verdik. O da yok. 6'nın katı bir tane kaldı. O zaman olasılık değeri Adana'dır. 10. soru. Kızımızın verdiği bilgiyi okuyayım. İki farlı irrasyonel sayının çarpımı bir rasyonel sayı olabilir. Evet. Buna göre hangisi uygun bir örnek değildir? Örneğin Ali kardeşimiz nasıl bir örnek vermiş? Kök 50 çarpı kök 72. Kök 55 kök 2 çarpı kök 72 6 kök 2 ise burada kök 2'ler aynı olduğu için sonuç tam sayı çıkacaktır. Kaç çıktığının çok önemi şimdilik yok. 54 3 kök 6. 96 da 4 kök 6 olduğu için şu x'e aynı. Bu da tam sayı çıkacaktır. 80 4 kök 5. 125 de 5 kök 5 olduğuna göre kök 5'ler aynıdır tam sayı. Demek ki Görke'nin yanlış olacak. Bakalım niye yanlış? 18 3 kök 2'dir. Kök 48 de 4 kök 3'tür.
Bununla bu birbirine eşit olmadığı için sonuç irrasyoneldir. Dolayısıyla Gökmen yanlış biliyordur. Lütfen düzelsin. Evet, bir bakalım. Bir şekil verilmiş. Bir 2'ye, bir 3'e. Yani teklerde 2'ye bölünmüş, çiftlerde 3'e bölünmüş. Şimdi bir şeklimiz var. Birinci adımda iki şeklimiz oluyor. Üçüncü şekilde 6, yani 2 çarpı 3. Dördüncü de 2'nin karesi çarpı 3'ün biri. Dördüncü adımda 2'nin karesi 3'ün karesi. Beşinci adımda 2'nin küpü 3'ün karesi. Altıncı adımda 2'nin küpü 3'ün küpü olacaktır. O da Ceyhan seçeneğidir. Yani bu şekilde devam ediyor. Yazarak bulabilirsiniz. Altıncı adım olduğu için herhangi bir kural bulmaya gerek görmedik. 12. soru. Şöyle soruyu sığdıralım. Diyor ki bir dairenin içine, şey bir karenin içine bir daire çizmiş. Burası 2, 4x eksi 2 ise burası da 2x eksi 1'dir. Yani yarısı kadardır. Bir kenarın yarısı kadardır. Taralı bölgenin alanı 4x eksi 2'den karesinden pi çarpı 2x eksi 1'in karesini çıkartarak bulacağız. Ben hesaplayarak bulayım. Burayı hesaplayalım. 16x kare eksi 8x artı 4. Pi 3 aldığımızı unutmayın. Eksi 3 çarpı 4x kare eksi 4x artı 1. 3'ü dağıttığımız zaman eksi 12x kare artı 12x artı 3 gelecektir. Eksi 3 gelecektir. Pardon, özür dilerim. Eksiyi dağıtmayı unuttum. 16x kareden 12x kare çıkartırsak 4x kare. 8x'ten 12x'i toplarsak artı 4x. 4'ten de 3 çıkarsa 1 kalır. Bir dakika, yanlış bir şey yapmayalım. Sonra sıkıntıya düşebiliriz. Evet. Evet, burası 16x olacak. Burası da x olacak. Dolayısıyla cevap Adana olacak. Bazı gençlerimiz x'lerle ve y'lerle uğraşmakta zorlanıyorsa onlar için ikinci bir yol da şöyle bir yöntem önerebilirim. Mesela x'e 3 verdiğimizi düşünürsek, x'i 3 kabul edersek, 4 çarpı 3 eksi 2'den burası 10 çıkacaktır. Burası 2 çarpı 3 eksi 1'den 5 çıkacaktır. Karenin alanı 10 çarpı 10'dan, şu yazı vereyim, 100. Dairemizin alanı da pi çarpı r kareden 75. Çıkarttığımızda 25 kalacaktır. A seçeneği doğru olduğunu bildiğimiz için 3 yazarsak 4 çarpı 3'ün karesi eksi 4 çarpı 3 artı 1. 3'ün karesi 9 çarpı 4 36 eksi 12 artı 1'den 25'i buradan da bulabiliriz cevabın A seçeneği olduğunu. Devam edelim. 13. soru, uzun bir soru, örneklere benzeyen bir soru. Önce soruya bakalım, sonra devamını getiririz. 9600 ticari ve binek araç var. Daire grafiği 3360 dereceye 9600 araç düşüyor. Peki 150'ye ne düşer? Onu bulmaya çalışalım. Önce birer tane sıfırını silelim. 12'ye böldüğümüzde burada 3 kalır. 12'ye böldüğümüzde 80 kalır. 3'ün 50 katı, 80'in de 50 katı 4000 tane ticari araç var. Ticari. Demek ki 5600 tane de binek araç var. Bu 2015 yılının verileri. 2016 yılını şuraya yazayım. Ticari ve binek. Önce binek söyleyelim, sonra ticari yazalım. Evet. Şimdi bineği buluyorum. 2016 yılında 1800 araç yeni trafiğe çıkmış.
1400 araç silinmiş. Yani 1400 araç eklenmiş oluyor. 5600'ün üzerine 1400 eklersem 7000 tane binek araç çıkar. Ticarilerin durumuna bakayım. 1100 üretilmiş, 100'e silinmiş, 1000 artacak. 4000'de 5000 olacak. 2017 yılının durumunu buraya yazalım. Bineklere geldik. 7000 üzerine 1600 araç çıkarılmış, 600'ü silinmiş, yani 8000 araç olur. Yani burada 1000 kalır, 1000 eklediğimizde 8000. 1200 üretilmiş ticari, 200'ü silinmiş, o da 1000 artacak, 6000. Yani 7000'e 5000, 8000'e 6000 olacak. Bu da galiba incelersek A seçeneğinde mevcut. Bu örnek sorulara benzeyen bir soru. Gayet mantıklı ve güzel. Palindromik sayı ile ilgili örnekler verilmiş. Hem palindromik hem de asal sayıların rakamları toplamı birbirine eşitse palindromik simit sayısıdır demiş. Bunlardan hangisi bu kurala örnektir demiş. Ve 121'e bize örnek olarak açıklamış. Şimdi şıklara bakarsam 343 sayısı 7'nin kuvveti miydi? Hemen bir bakmaya çalışalım. 7'ye bölelim. 34'te nedir? 4 defadır. 49. 7'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Yani 3, 4, 3 eşittir. 7 artı 7 artı 7. Burası 11 çıkıyor. 10 çıkıyor. Pardon, yanlış topladım. Burası da 21 çıkıyor. Yani bu değil. 414 sayısı 2'ye bölelim öncelikle. 207. 207'yi niye bölebiliriz? Bir bakalım. 3'e bölebiliriz mesela. 3'e bölsek 6 defa geriye 69 mu kalır? Evet, 69 kalır. Tekrar 3'e böldüğümüzde 23 kalır. 23'e böldüğümüzde de 1. Rakamlarını topladığımızda 4, 1, 4. Yani burası 9 yapar. Burası zaten şu 3, 9 yapıyor. Onun için olmaz. 535'i 5'e bölündüğü kesin olduğu için 5'e bölersem 107 çıkar. 107 asal olduğu için 1 kalır. Rakamlarını topladık. 5, 3, 5, 13 yapar. 5, 1, 0, 7 de 13 yaptığı için asal çarpanların rakamları ve kendi rakamları birbirine eşit olduğu için palindromik simit sayısı Ceyhan seçeneğinde vardır. 15. soru. Yakıt tüketimleri, satış fiyatları ve günlük kiralama bedeli verilen iki araç için A ve B marka iki araç için şirket B aracını kiralamış. Yani kira ve yakıt ücreti var. A aracını da satın almış. Bunun kirası yok ama yakıt ücreti var. Şimdi A şirketi günlük 100 kilometre giderse önce fiyatını 6500'ünü 65.000'e ekliyorum. Artı her günde 100x bize yakıt masrafı oluyor. 100 çarpı şöyle çarpı noktayla yapayım. 0,4 çarpı günlük eşittir. Diğer aracımızda her gün 40 kilometre gidiyoruz. 40 ile çarparsam çarpıp yazayım en iyisi çünkü zaman kaybettiğimi fark ettim. 20x yapar. Bir de her gün 150x'lik de kiralama bedeli var. Yani 65.000 eşittir değil pardon şimdilik artı diyelim. Buradan da 40x yapar. Eşittir 170x. 6.000 65.000 ben taktım 6.000'e. 130x yapar. 130'a böldüğümüzde 500 gün çıkacaktır. Cevap Bursa seçeneği. Evet, menüler verilmiş, yukarıda bilgiler verilmiş. Hızlıca her zamanki lafımı söyleyeyim. Promosyonlu fiyattan 8 adet tavuk döner alsak 4 menü 40 lira, 8 adeti 80 lira. Tamam. 3 adet de et döner aldık. O da 40'ar lira, 40 liradan 120 lira para öderiz. Tamam.
Promosyonsuz alsaydık, yani toplu değil de tek tek yediğimizi varsayarsak 8 tane 11,5 artı 3 tane 14,5. 8 tane 11,5 ne yapar? 40, 8, 12, 8, 9. 92 lira bu tutar. 3 kere 5 15, 3 kere 4 12 13, erdeği saydım. 3 kere 1 3, bir de elde 4. 43,5 da bu tutar. Toplarsam ne tutar? 92, 40 daha 133, 135,5. 135,50. Peki 120'den 135'e kadar ne kadar fiyat farkı vardır? 15 lira 50 kuruş. Yani cevap Ceyhan seçeneği. Evet, Selçuk Bey 600 kilogramlık taşıma kapasitesi olan asansörde 35 kilogramlık kolileri taşıyacaktır. Selçuk Bey'in kendi kütlesi 80 kilogram. Ne kaldı? 600'den düş 80'i, 520 kaldı. 520'yi 35'lik paketler halinde düşünürsem kaç pakete eşit gelir? 2 değil, bir defa 35 çıkarttım, 7 değil mi? Evet, erdeği almıştık. 4'ten çıktı 3, 1 kaldı 170'te. 4 tanesi yeterli olur herhalde. 5 tanesi çok gelir, 150, 175 yapar. Demek ki 4 tane. 4 tanesi de 140 yapar. Geriye 30 tane kalır ki buna bir tane daha paket sığmaz. O zaman en fazla 14 tane koli taşıyabilir. Evet, son düzlüğe geldik. Bir deneme yanılma olasılık sorusu. Birden ene kadar sayma sayıları yazılı olan toplar verilmiş. Rastgele çekilen topun asal sayı olma olasılığı 1 bölü 3'müş. 1 bölü 3. Yani asalları tek tek yazarsak, 18'e kadar olan asalları düşünsek. 2, 3. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 yazacaktım. Hem sayı hem şey yapınca sıkıntı oluyor. Evet, 13'ü atlamışız. Dur geriye diyelim. Burası zaten olmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Yani 18 olabilmesi için ne olması lazımdı? 6 bölü 18 olması lazımdı. Peki bu mümkün mü? Değil. 9 bölü 27 mümkün mü? 27'ye kadar gidelim bakalım. Nedir? 17'den sonra 19 gelir. 19 tane 23 gelir. 23'ten sonra 29 gelir. 29 ulaşmadığımız için kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. 9 bölü 27 ulaşmadık ama daha 27'ye varamadık. O yüzden bu da olmaz. Devam edelim. 29 ve 31'i eklersek 33'e kadar. Bu da 11 bölü 33 yapması lazım. 1 bölü 3'ü denk olabilmesi için. Peki burada 31'e kadar gittik. 31 sayı var. 32, 33. Peki bu arada 11 tane de asalımız var mı? Demek ki cevap Ceyhan. Bunu deneme yanılmayla bulacağız. 19. soru. Yukarıda fiyat tarifesi verilmiş. İki farklı ürün alıp kasaya gideceğiz. Kasada bize %30 indirim yapacaklar. Yalnız bunu gençlere 7. sınıfta söylüyoruz ama unutulduğu için tekrar etmekte fayda var. Bir şeyin %30'unu indirim yaptıkları zaman siz %70'ini ödersiniz. %70'ini. Peki en ucuz ürün alıp %70'ini ödesek ne yapar? 90 ve 30, 120 lira yapar. Bunun %70'i de 70 ile çarp 100'e böl mantığından 84 lira. Yani en az ödesek 84 lira öderiz. Ya peki en fazla öderiz biz dersek, 300 ile 120'yi topla, 120'yi %70'ini ödeyelim. Sıfırlar silindi. 7 kere 2 14, 28 29. En fazla da 294 lira. Yani cevap Ceyhan seçeneği. Son soruya geldiğimizde
bir şekil verilmiş. Altında metal bir parça var. Bu ısıtılıyor. Ki bu metal parçanın şu anki sıcaklığı 14'müş. Sonra kaça çıkmasını istiyor? 74'e. Peki ne kadar artacak? 74'ten 14'ü çıkartırsam 60 derecelik bir artışa ihtiyacımız var. Her 6 derece artışta, yani 6'ya bölersem 10 kez kök 3 kadar artıyor. Peki 10 kök 3 yaklaşık değerini bulmak için 10'u içeri alırsam 300. 300 17 ile 18 arasındadır. Bunların kareler arasındadır. Peki bu şeklimiz 17 ilerlerse ne olur? 67 olur. 90'dan 67'yi düşersek 23 santimetrelik boşluk kalır. Peki 18 giderse 22 kalır. Dolayısıyla cevabımız 22 ile 23 arasında bir sayıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Atom 8 grubu deneme 4'ü iyi bir şekilde incelemenizi isterim.